Bombardıman geçtiğimiz cumartesi akşamı Türkiye'nin YPG'yi vurmasıyla başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerin elinde bulunan bölgelere yönelik başlatılan top ateşi ile ilgili bilgi verdi. Davutoğlu, Alman mevkidaşına YPG'nin saldırgan nitelikteki eylemlerine müsaade edilmeyeceğini, güvenlik güçlerinin PYD-YPG'ye karşı gerekli mukabelede bulunduğunu, bulunmaya devam edeceğini belirtti. YPG'yi terör örgütü olarak gören Türkiye, cumartesi günü Azez ve çevresinde YPG'nin ele geçirdiği bölgelere top atışına başlamış, Başbakanlık bunun angajman kuralları çerçevesinde yapıldığını açıklamıştı. Reuters haber ajansına konuşan PYD eş başkanı Salih Müslim ise YPG'nin Türkiye'nin Azez ve çevresinden çekilin çağrısına uymayacağını açıklamıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, alınan önlemlerin Türkiye savaşa giriyor şeklinde değerlendirilmesini spekülasyon olarak yorumladı. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da mecliste konuyla ilgili milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, bizim öyle bir düşüncemiz yok. Biz savaş istemiyoruz. Çünkü bizim inancımız barıştır. Savaşı hiç kimsenin istememesi lazım dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye'nin angajman kuralları içinde YPG hedeflerini vurmasına ilişkin açıklama gelmişti. Açıklamada Türkiye ve YPG, Azez'in güney bölgesindeki koridorunda önemli bir IŞİD tehlikesini paylaşıyorlar. Bütün taraflara yatışmayan ortak tehlikeye karşı yoğunlaşmaları ve Münih'te saldırıların durdurulması yönünde alınan karara uymaları çağrısında bulunuyoruz denildi. Bu olayların ardından Suriye sınırında güvenli bölge konusu yeniden gündeme geldi. Gündeme getiren ise Almanya Başbakanı Merkel oldu.